Asıl mal sahibi onların arkasında iş gören kudret ezeliyedir. Esas mülk sahibi sebepler değil, onları kullanarak onların üzerinde fevkalade sanat harikalarını meydana getiren ezeli bir kudret var. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Peki niye sebepleri koymuş? Cenab-ı Hakk'ın güzellik noktayı nazarından sergilemek istediği milyarlarca özellikler var. Nisbi hakikatler. Papatyanın bir güzelliği var. Lalenin başka bir güzelliği var. Lahananın başka bir faydası var. Domatesin başka bir faydası var. Bütün bu farklılıklar sonsuza kadar gider. Bu Cenab-ı Hakk'ın sonsuz olan esmasının değişik tecelliyatının zuhuru için bize bir gösterge, bir ilahi sanat ve mektubattır. Onlar ancak o kudretten gelen hakiki tesirleri ilan ve neşretmekle muvazzaftırlar. Yani diyor ki o karpuz, ey sahibim, ey beni yiyen, benim üzerimden para kazanan, beni ekonomiye çeviren, benden değişik işler yapan, bunları benden bilme. Ben bunları yapmakla acizim. Bana bu nimeti veren, seni de bu şekilde yaratan ve beni sana okutturan bir Allah-u Zülcelal var. Bu sebeple imanı kuvvetli, sağlam olan bir insan bütün hadisatın üzerinde. Sevelim veya beğenmeyelim. Canımızı yaksın veya bizi nimetlere gark etsin. Orada rahmet ilahiyenin gizli sırlarını okuyup eğer mesaj alabilirse, tercüme edebilirse işte marifet ikliminde mertebe kat eder. Ruhunu kurtarır. Vücudu belki hissesini alır, nasibini alır. Ama vicdan ve ruhunu Allah'ı bilme ölçüsünde olay ve hadisatın altından ezilmekten kurtarır arkadaşlar. Bu usta iman çok büyük bir nimettir. İnsana verilen en büyük nimet, en büyük nimet iman nimet. Allah'ı tanıma nimetidir. Bak birçok şeyleri ilimle tanırız. Her ilim neyi tanıtıyorsa ona göre değerlidir. Evi tanıtan, camileri tanıtan, bulutları tanıtan, ağaçları tanıtan ilimler var değil mi? Botanik diyoruz, zooloji diyoruz, mimarlık diyoruz. Her ilim tanıttığına göre değer ve kıymetini ifa eder. Ama Allah'ı bilme, marifetullah, iman ilmi Rabbimizi tanıtıyor. Rabbimiz ne kadar yüce ve âli ise, mukaddesse bilmek de ona göre mahiyeti itibariyle diğer ilimlere benzemez. İşte bu sebepten dolayı her ilmin cehaleti nisbidir. Yani edebiyatta malumatı olmayan bir adam tıpta profesör olabilir. O adam tıpta alimdir, edebiyatta cahildir. Nedir bu? Onu bilmiyor. Ama o adama cahil diyemeyiz ki tıpta profesör. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Herkes bir şeyler bilmez veya bir şeyler bilir. Mesela diyelim fizikte değil mi? Maharet sahibi olan bir adam onun alimidir. İhtisas alanına girmiş iş yapmış. Ama aynı adam başka bir fende, başka bir meselede, mesela kelam ilminde cahil olabilir. Siz o adama cahil diyemezsiniz. Bunlar nisbidir. Ama müttefakun aleyh. Bütün insanların ittifak ettiği esas cahillik, nisbi değil, hakiki cahillik nedir? Allah'ı bilmemektir. Bir adam Allah'ı bilmedi mi? Bunun nispeti yoktur. Bu adam cahildir. Bak Ebu Cehil diyoruz. O adamın kendine göre mahareti vardı da. Değil mi? Diplomasisi vardı. Liderliği vardı. Karizmatikti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ya Rab şu iki zattan iki Ömer'den birini bana nasip et. Dinimi onunla yücelteyim diyordu. Bunun biri de Ebu Cehil'di. Demek kalitesi var ki Efendimiz ona imreniyor. Onun yanında olmasını istiyor. Ama bu adam neydi? Lakabı Ebu Cehil. Cehaletin babası. Peki Ebu Cehil neyi bilmiyordu? Allah'ı bilmiyordu. Bir adam Allah'ı bilmedi mi? Neyi bilirse bilsin. Bu müttefakun aleyh cahildir. Bilmediği nispetinde de kainat ona ızdırap verir. Çile verir. İman bütün eşya arasında hakiki uhuvveti, ittihadı ve ittifak rabıtalarını tesis eder. İman böyle bir nimettir. İnandı mı bir adam? Kendi de Allah'ın kulu. Korona da Allah'ın kulu. O da vazifeli. O da bir iş yapıyor. Kainat da onun yarattığı bir masnu, sanatlar harikası, manzumesi, her şey onun. Her şeyle bir nevi kardeşliği vardır. Baba ana bir oldu mu? Kaç evlat olursa birbirinin kardeşidir. Bir Allah'a inanan bütün müminler birbirlere kardeş olduğu gibi, değil mi? Aynı zamanda akıl noktayı nazarından bütün insanlarla kardeştir. Aynı zamanda ruh noktayı nazarından bütün hayvanatla kardeştir. Aynı zamanda hayat noktayı nazarından nebatatla vücudumuzda ne var bizim? Diğer yapılar da var. Bak demir var. Diğer madenler var, elementler. O noktada da bütün cemadatla, bütün meleklerle, yani bütün mükevvenatla beraberiz ve kardeşiz.
Bunu hastalıklara dahil edin. Hastalıklar geldiği zaman bir vazifeli gözüyle bakıp Cenab-ı Hakk'ın muradını anlayıp ona vaziyet almak, tedbir almak. Çünkü Cenab-ı Hak nimetini verir, hamdimizi, şükrümüzü ölçer. Musibeti imtihanı verir. Sabrımızı, metanetimizi test eder arkadaşlar. Hiçbir zaman mevsim aynı minval üzere gitmez. İmtihana tabiyiz. Bak şimdi yaza giriyoruz değil mi? Ondan sonra ne olacak? Sonbahar, kışa gireceğiz. Bugün diyelim biz geceyi yaşıyorsak şu an, yarın sabah gündüzü yaşayacağız inşallah. Bak hep değişiklik, mevsimler iş yapıyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın esması tezattır. Celali ve cemali isimlerle bu isimlendirilir. Cenab-ı Hak camiül ezdat, zıt isimlerin sahibi, zıt sıfatların sahibidir. Bu kainattaki farklılıklar, bu değişkenlikler ve birbirine ters olan, zahiren ters gibi görünen işler Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesinin ve sıfat-ı ulyasının tezatlığından kaynaklanan bir şuunat ilahiye, bir tecellikattır. Bugün hastalığı verir, bizim metanetimizi, sabrımızı dener. Kendine yönelmemizi ister. Dua ve ilticale yalvarmamızı ister. Yarın kaldırır, şifayı verir, şükrümüzü ve hamdimizi dener. Biz de bu imtihanlar içerisinden kendimizi kurtaramayız. Peygamberler kurtaramamış aleyhisselam. Bakın hayatlarına, en ağır musibet imtihanı çekenler onlar. Allah'ın takdiri böyledir. Nasıl mevsimler aynı şekilde gitmez? İmtihanlar da öyledir. Bedir'de yendi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da bak hemen mağlubiyet verdi. Hayat değişik zikzaklarla kemaline erer. Hayat hastalıklarla, musibetlerle tasaffi eder.